Turizm sezonunun sonuna yaklaşırken ilçe bu yılda turizmden tam anlamıyla istediğini alamadı. Sezon turist sayısı olarak rekor kırdı fakat 2015 krizinde indirilen fiyatların halen tam olarak 2014 seviyesine gelmemesi ve Thomas Cook krizi turizmcinin yüzünü tam olarak güldürmedi. Alanya bu sezon 10 yıllık takvime göre altın sezon olarak tabir edilen 2014 yılı turist sayılarına ulaştı. Fakat Rusya ile yaşanan krizin ardından indirilen fiyatlar halen eski rayına oturtulmadığı için turist sayısı fazla olmasına rağmen turizmci beklenen karı elde edemedi. Faizlenen otel giderleri son olarak dünyaca ünlü Thomas Cook'un iflası ilçe turizminde yankı buldu. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Altit Yönetim Kurulu üyesi Altav Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alanya'nın sayısal anlamda dolu bir sezon geçirdiğini söyledi. Aslında Alanya turizmi olaraktan sınırlandırmamak lazım. Zira biz burada Alanya turizmi, Akdeniz turizmin en önemli bölgelerinden bir tanesi. Ki daha henüz hiçbir yerde turizm yokken Alanya'mızda başlamıştı bu turizm ve bunda hala tur operatörleri de üzerine basa basa söylüyorlar. Fuarlarda da dile getiriyorlar. Şöyle ki 2019 yılı eğer bir genelleme yapacak olursak, aslında güzel geçti, çok olumlu geçti, pozitif geçti bizler için. Zira şükürler olsun 2019 yılında hiç sezonumuza yansıyacak herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya gelmedik. Bu anlamda sayısal olaraktan da geçen yıllara göre çok iyiydik. Aslında biz bu rakamların bu dereceye geleceğini biliyorduk. Zira bu sene başlangıcında gitmiş olduğumuz fuarlarda ve yapmış olduğumuz operatörlerle görüşmede herkes bir hedef büyütmüştü ve biz de bu hedef büyümesinin mutlaka Alanya'ya yansıyacağını hep dile getirdik. Ve bu anlamda da güzel geçti. İnsanlar otellerini biraz daha erken açtılar. Sağ olsun devletimiz de bu konuda yatırımcılara bir destekte bulundular çalışanlar konusunda ve biz de bunu değerlendirip çalışanlarımızı daha öncesinden işe aldık. Sezonumuzu öncesinde açtık. Belki Nisan ayında bir orta dollukta geçse de ama Mayıs ve Haziran'dan sonra ciddi dollukları yaşadık. Temmuz-Ağustos'larda gerçekten yurt dışında da tabii ki okulların tatil olması ve Türkiye'nin tekrar popülerliğin zaten bilinmesi ve sorunsuz bir yıldan sonra Türkiye'ye çok ciddi turist akımı devam etti. Eylül ayında da bu devam etti ki ta ki Thomas Cook krizi yaşayana kadar. Thomas Cook krizi eğer yaşanmasaydı belki bu Kasım ayları, Kasım sonlarına kadar devam edebilirdi. Şöyle Thomas Cook gerçi tabii ki her bir tur operatörün yeri ayrıdır ki Thomas Cook dediğimiz bu büyük tur operatörü 178 yıllık bir operatördü ve batması hepimizi üzdü. Evet bizde ciddi yaralar oluşturdu, derin yaralar oluşturdu ama mutlaka tabii ki bunun da yeri kapanacaktır. Barış Pınarı Harekatı'ndaki gelişmelerin turizmde yankı bulacağını kaydeden Dahaoğlu, Türkiye'nin yaptığı her stratejik hamlede ülkede savaş var şeklinde bir intiba yaratılmaya çalışıldığını söyledi. Ki tabii ki şu geçen haftalardaki Suriye krizi biraz etkiledi. Zira turizmde güven çok önemli. İnsanlar gittiği yerlerin güvenli ve huzurlu olmasını istiyorlar. Ki bizler de öyle istiyoruz. Fakat işte dün itibariyle bu ateşkesin ilanı bile 120 saatlik bir sürenin bile olması orada sevindirici bir haber oldu bizler için de. Zira önümüzdeki günlerde kış ile ilgili de biz ciddi talepler alacağımızı düşünüyoruz.